Çok güzel bir gecedeyiz aslında ve bu güzel gecede iki güzel insana Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bir uluslararası ödül sonucu ödülleri teslim edilecek. Sayın Çetin, Hikmet Çetin Genel Başkanımız konuşurken dünya bir demokrasi krizinin içinde diye ifade ettim. Türkiye bu krizin göbeğinde. Ama ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Bu ülkenin gençleri kesinlikle demokrasi krizini aşacaklar ve bu ülkeye gerçekten de demokrasiyi getirecekler. Buna yürekten inanıyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Akşener, Sayın Hikmet Çetin Genel Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başkanlığını yaptım. Sayın Papandreou ve Sayın Livaneli. Efendim, bir siyasetçi ve bir de sanatçı kimliği ağırlık basan iki önemli insan bu ödülü alıyor. Dolayısıyla bir siyasetçi ile bir sanatçının yan yana barış ve dostluk ödülü alması gerçekten de çok önemli. İkinizin de büyük sıkıntılar çektiğinizi gayet iyi biliyorum. Sizler yurt dışındayken sizin kasetlerinizi biz gizli gizli dinlerdik çünkü onlar yasaktı. Ama biz o kasetleri büyük bir keyifle dinlerdik ve biz de sizin yurt dışında çektiğiniz özlemi aslında kendi ülkemizde çekerdik. Barış ve dostluk aslında son derece önemli iki kavram. Barışı içselleştirmek aslında, Sayın Karayalçın da burada, Sayın Genel Başkanım siz de hoş geldiniz. Barışı içselleştirmek, dostluğu içselleştirmek aslında dünyayı sevmek demek, doğayı sevmek demek. Burada az önce konuşurken Çankaya Belediye Başkanımız konuşurken Atatürk'ün bir portresi vardı orada. Portreyi dönüp Sayın Akşener'e, Genel Başkanıma dedim ki ben bu portreyi ilk kez görüyorum burada. Biraz kaygıyla ve biraz kuşkuyla bakan bir portreydi o. Bugünün Türkiye'sine bakıyormuş gibi geldi bana. Ama ben Gazimize söz veriyorum. Bu kuşkuyu asla kaldıracağız. Güzel bir Türkiye'yi Millet İttifakı olarak beraber inşa edeceğiz. Efendim, barış ve dostluk daim olsun diyelim. Barışı ve dostluğu her yerde, her ortamda savunacağız. Dolayısıyla ben bu ödülü düzenleyen, bu ödülü veren jüriyim ve bunu Barış ve Dostluk Ödülünü düzenleyen Çankaya Belediye Başkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun efendim.